Ama üzülme anneciğim, düğün yapacağız daha. Yani siz oraya gelirsiniz artık, nikah formalite. Tabii ya, tabii. Yani formalite, nikah. Ablacığım, sen şimdi şöyle ilacını alıp gidip bir dinlensen, değil mi? Heyecanlı bir sabah oldu hepimiz için. Ha? Öyle yapayım, değil mi? Ne diyor bu ablan? Ya vallahi. Tamam, geç otur şöyle. Dayanmışlar kapılarına. Oturtmuşlar karşılarına ikisini. Osman'a nikah kıydırmışlar. Ayça gizlice aradı beni. Korkudan beterlerdi ben yanlarına vardığımda. Şikayet etmeseler iyi. Anacığım, biz ne şartla çenelerini tutmalarını istedik bunlardan? Hatırlasana bir. Hı? İpeyi kapatıp almayacak mıydık başlarından? Şimdi şu hale bak. Her gün tepelerinde bizimki. Bir de kendinden manyak kuyruğu var artık. Oh! Peki ne olacak böyle oğlum? Ne yapacağız? Ne bilsem. Yanınızda çocuğun fotoğrafları var mı? Var tabii amirim, olmaz olur mu? Hepsi burada telefonda. Oğlum. Evet. Evet abicim. Evet, Bursa Emniyetindeyiz İlyas'la. Ya bak, bir durum oldu. Sen şimdi babanı da al, hemen buraya gel. Ama çok acil, tamam mı? Hemen. Ne oldu ya? Ne durumu? Yine ne haltlar karıştırdı o İlyas, ha? Ya memo kaçırılmış. Bir dakika. Memo mu kaçırılmış? Ne? Nasıl kaçırılmış ya? Kim kaçırmış lan? Biz de bilmiyoruz. Zafer. Bak abicim, dağılmanın sırası değil. Asiye dağıldı zaten. Hastanede şu anda. Ya sen annenlere de haber ver, tamam mı? Hastaneye gitsinler. Saliha ile Güner Hoca orada. Adresi ondan alırlar. Sen şimdi Bahattin amcayı al, hemen buraya gel. Ama çok acil, hemen. Bak, siz eğer buraya gelirseniz işler daha farklı yürür. Tamam mı? Hemen. Tamam. Hemen uçup geliyoruz. Tamam. Allah kahretsin ya. Anne, hemen hastaneye gidin. Asiye'nin başında durun. Memo'yu kaçırmışlar ya. Babam nerede? Ne bileyim ben, hiçbir şey söylemiyor ki. Hadi. Hadi yürü. Öf. Alo baba. Baba neredeysen çabuk Bursa Emniyetine gel. Çabuk baba, çabuk hadi. Dosyasını inceledik. Bu olayların Asiye Hanım'ın başına gelmesi çok büyük bir talihsizlik. Gerçekten endişeliyim. Ailesine haber verdik mi? Çünkü ondan imzalamaları gereken bazı prosedürler olabilir. Her şeye hazırlıklı olmamız lazım. Haberleri var Sami Beyciğim. Annesiyle ablası gelmek üzereler. Anlıyorum. İyi günler. İyi günler. Saliha, nasıl yarısı? Kendine geldi mi? Kendine gelir gelmez kalbi gene çarpmaya başlıyor. Doktorlar çareyi uyutmak da buldu. Bir süre daha böyle kalacak galiba. Sizde var mı gelişme? Yok. Güvenlik kameralarına bakıyorlar. İşte bir şey bulmaya çalışıyorlar. Ulan bir çocuğa sahip çıkamıyorsunuz be. Elde nere sepet gibi gezdirirseniz çocuğu. Bir haber var mı çocuklar? Yok Bahattin amca, bakıyorlar işte. Şimdi Zafer de geldi, girdi içeri. Bu iş nasıl olmuş? Ya iki kız İlyas'ı parkta lafa tutmuşlar. Birisi de böyle almış çocuğu arabasından çekip götürmüş. Asiye nerede peki? Ya Asiye biraz kötü olmuş. Apar topar hastaneye kaldırmışlar. Ama merak edecek bir şey yok. Yani Saliha ile Günür Hoca yanındaymış. Heh, babacığım görüntüleri bulmuşlar. Görüyorsun başımıza geleni, değil mi? Hoş geldiniz Bahattin amirim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Buyurun, sizi de içeri alalım.
Tamam Salih, görüşürüz hadi. Görüşürüz. Bahsettiğin kızlar bunlar mı İlyas? Evet evet komiserim, bu ikisi. Diğer görüntüye geç. Yavaşlat biraz, yavaşlat. Ya bak ya, nasıl aldı oğlumu? Bak nasıl aldı oğlumu? Aldı işte oğlumu komiserim. Ya çıldıracağım ben, delireceğim. Yüzü gözü de gözükmüyor herifin. Sende akıl olsa zaten karılarla sohbet edeceğim diye bebeği kaptırdın. Hıyar. Çok organize, planlı. Tipik bir çete işi bu. Ne bakıyorsun, ne? Yalan mı? Ha? Oğlum bu ne şuursuzluk ya? Sen adam olmayacak mısın? İki karı görünce kendinden geçiyorsun. Bir de baba olacak ya. Ne diyorsun lan sen? Ne? Ha? Hı? Ya Zafer bir sus abicim ya, bir sus. Kendinize gelin. Sırası mı şimdi? Zafer çık oğlum sen dışarı. E yalan mı baba? Oğlum organize diyor, duymuyor musun? Ayrıca benim babalığımı sorgulamak sana mı kalmış lan? Aa tamam. Ha? Ya kesin artık çocuklar. Zafer çık dedim oğlum. Şuna bakın amirim. Yaklaş, yaklaş plakayı görelim. Çay için tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Zahmet oldu size. Ne demek? Ya buralar çok güzelmiş ya. Bayıldım. Sağ olun. Güzeldir. Bir dahaki sefere inşallah daha hoş bir vesile için karşılaşırız sizinle. İnşallah. Siz hastanedeki arkadaşınıza mukayyet olun da. Tamam. Hoşça kalın. İşe bak ya. Ya aklım almıyor. Kim yapar bunu ya? Kim yapar abi? Biliyorum kimin niye yaptığını. Alo Suna. Bak şimdi beni iyi dinle, tamam mı? Birileri oğlumu kaçırdı. Bu işin altından da kesin elin çıkacak. Nerede o? Deli misin ya? Nasıl kaçırsın? Mümkün değil, hastanede o. İlyas neler oluyor? Ne zaman kaçırıldı Memo? Hayır dünden beri hastanede Helin. Mümkün değil İlyas. Tamam ben şimdi ararım İlyas, mümkün değil. İlyas, İlyas ne oldu? Ne oldu Memo'ya İlyas? Ne? Neredesin sen şimdi? Kim var yanında? Aklı başında birini ver bana telefonu hemen. Hadi gidelim. Benim elim ayağım tutmuyor. Sen kullan ama hızlı kullan, tamam mı? Enişte ne oluyor? Memo'yu kaçırmışlar. Ne? Nasıl kaçırmışlar? Kim kaçırmış ya? Neyse neredeler şimdi? Bursa Emniyetindeler. Tamam ben geliyorum arkanızdan. Tamam. Alo. Suna Birkan ben. Doktor Taner Özgür'ü bağlayın bana hemen. Ömer, Ömer Cevşit ben. Çevredeki bütün kameraların görüntülerini hemen istiyorum. Bir de şu şahıslarla ilgili bak bakalım başka neler bulabiliriz. Emredersiniz amirim. Başka görüntüleri varsa yüz tanıma sistemiyle hemen ulaşırız. Merak etmeyin Bahattin amirim. Her tarafa anons geçildi. Çocuğun fotoğrafları dağıtıldı. Arabayı da hemen şimdi bulurlar. Hem bu arada eve de bir ekip gönderdim. Hani fidye için falan ararlarsa diye. Siz de buyurun odamda istirahat edin. Sağ olun, çok sağ olun. Zafer, oğlum sen de doğru dur. Ya sırası mı şimdi bunların? Sen annenleri bir ara, Asiye'den bir haber alalım ha? Hadi oğlum. Kızım üç kişi daha gelecek diyorsun. Nasıl sığacağız hap kadar odaya? Daracık, nefes alacak yer yok. Ne yapacağız abla, dışarıda mı işleyeceğiz derslerde? Kızım baksana şuraya, üç sandalye attığımı dolup taşacağım. Vallahi Meryem abla, ünlü duyan geliyor. Ne yapsak diyorum, şu yandaki dükkanları da mı alsak ne? Ben de aynısını düşünüyordum. Sen dalganı geç. Hadi kızım gidin, şu arkada açılıp kapanan iskemleler var. Onları getirin, dizelim şuraya şöyle. Asiye de nerede kaldım? Ben dükkanla mı ilgileneyim, ders mi vereyim, müşterilerle mi ilgileneyim? Ne yapacağımı şaştım. Sen merak etme, müşteriyle ben ilgilenirim. Sen derse başla. Sağ ol.
Alo Güner hocanım. Asiye senin yanında mı? Ya bitmedi mi bankada işi yani? Merak etmeye başladım ben de. Meryem Han, sana çok tatsız haberlerim var. Hastanedeyiz biz. Sorma başımıza gelenleri. Memo'yu kaçırdılar. Kız düştü, bayıldı. Aa, Zafer arıyor. Niye beni arıyor ki? Ne oldu acaba? Ne ulaşalım ki sana? Alo Zafer, hayırdır oğlum? Ne oldu? Pek hayır değil Fatma anne. Bak, gözünü seveyim. Şimdi Nermin yakınlardaysa falan heyecanlandırma sen onu. Sakin sakin konuş onunla. Az önce Memo'yu parktan kaçırdılar. Emniyette isimli. Fidye için falan ararlarsa diye bir ekip gönderiyorum ben. Haberiniz olsun. Ay oğlum sen ne diyorsun ya? Ne fidyesi ne kaçırması? Anne var telefonu. Anne ne olmuş? Anne kimi kaçırmış? Aa. Ne oluyor? Allah'ım sen aklımı fikrimi koru yarabbim. Anne ne oluyor? Ne diyor kızım? Bir dakika. Hadi kızım hadi bırak çık bırak çık. Çabuk. Aydın hadi. Çık hadi çık çık çık. Kiraz burası sana emanet. Tamam ben bakarım. İyi bunlar ne olacak? Boşver, uyuması daha iyi. Bak uyunca daha kötü oluyor. Of, ah be kızım. Ah be güzelim. Ne yapacaklar Memo'ya elleri kırılasıcalar? Kim niye yapsın? Ay, öldürecekler mi el kadar çocuk? Aa, yapmayın, bulunur. Şimdi fidyemi de isterler, yakında bir haber çıkar. Canlı. Biraz sakin. Bir de seninle uğraşmayalım. Bizim de moralimizi bozma. Ay. Satacaklar mı yoksa çocuğu? Yani organ morgan böbrek mi? Masayar Hanım yeter. Yeter. Böyle yapacaksanız gidin evinizde bekleyin daha iyi. Şimdi Asiye falan uyanır. Bu konuştuklarınızı duyarsa vallahi sebebi olursunuz. Benden söylemesi ona göre. Aa. Tamam. Hadi Ömer. Gelişme var mı? Olur artık güzel bir şey söyle ya. Vallahi durum bildiğin gibi değil. Yani Zafer'le İlyas az önce birbirlerine girdiler. Yani krize giren girene burada. Neyse Allah'tan arabanın görüntülerini falan buldular. Yani biraz gelişmeler oldu. Ha, şimdi de Cemşit geldi. Asıl kıyamet şimdi kopacak. Neyse hadi ben kapatıyorum sonra konuşuruz tamam. İlyas, İlyas bir sakin ol. Bana bak. Bana bak İlyas. Tane tane anlatacağım neler olduğunu. İlyas çocukluk yapmayı bırak. Neler oldu anlat. Ömer anlattı ya sana iki saat telefonda. İlyas bir ipucu, bir ses, bir şey fark etmedin mi? Bu nasıl kendinden geçmedir ya? Cemşit abi, tamam abi, sakin abi. Nerede o ha? Hangi klinikte yatıyor? Ya İlyas yalvarırım sana emin olmadan. Ya daha emin olması mı kalmış Suna? Bu kız iki gün önce Filiz'i kaçırtmaya çalışmadı mı adamları? Ya ben 40 defa aradım, konuştum. Zaten kız ilaçlardan sessiz sakin yatıyor orada. Saksıya dönmüş vaziyette. Nasıl yapsın ya? Suna beni delirtme, nerede olduğunu söyle. Tamam. Ama ben de geleceğim. İyi hadi gidiyoruz. Ya senin ne işin var? Her şeye niye burnunu sokuyorsun sen? Sen sus. Sus. Çok konuşma. Abi sen evde kalsana bizimkilerin yanında. Şimdi fidye için falan ararlar. Delirmişlerdir zaten. Aklı başında biri olsun. Tamam anda. Kalayım kalayım da. Bak herkes Memo için uğraşıyor tamam mı? Sen de biraz sakin ol. Hadi eve geçelim biz de. Thank you.
musun Mehmet? Ses ama sakin. Anne Mehmet'i buldun mu? Nerede Mehmet? Hemşire hanım, yoğun bakım hazırlayın hemen. Tamam, sakin ol. İlyas nerede? İçeride mi? Elinin kaldığı kliniğe gitti. Ya nasıl izin verirsiniz böyle bir şeye? Ya gidip yine bir şey yapmaya kalkarsak adına? Ya kızım sakin ol. Cemşit'le Suna beraber gittiler. Hayatta izin vermezler öyle bir şey. İyi. Memo'dan bir haber var mı? Yok, polisler bakıyorlar. Filiz. Bir mevzu konuştuk da biraz önce. Sana da birileri saldırmış herhalde. Nedir bu iş? Ha ya sorma. Tehdit etti birileri. Zor kaçtım ellerinden. İşte kolumu yaraladılar. Biz Helin'in organize ettiğini düşünüyoruz bunu ama işte. Nasıl ya? Bizim niye haberimiz yok bunlardan? Şikayette bulundunuz mu peki? Ha? Yok. Zafer, ya bak delil yoktu. Ya Suna da geldi çok yalvardı hani şikayette bulunmayın diye. Ben bir şekilde gideceğim, Helin'i ikna edeceğim, tedavi ettireceğim, hastaneye, kliniğe yatıracağım falan filan dedi. Öyle bir şeyi gerekli makamlara nasıl bildirmediniz yani? Hiç. Elimizde sağlam deliller olmadan bir yere varılamayacaktı çünkü. O yüzden. Abi, Suna Helin'in telefonda konuşurken duymuş. Yani duyduğu şeyler itiraf gibi bir şeymiş. İşte şikayet ederseniz şahitlik etmem, hasta o, tedavi ettireceğim falan deyince herkes sustu birdenbire. Peki sen yalnız mıydın sana saldırdıklarında, ha? Hayda. Konumuz bu mu şimdi Zafer? Ha? Çocuk kaçırılmış. İşinizi yaptınız mı siz? Hayret bir şey ya. Kızım dur, sakin ol ya. Dur, tamam gel otur şuraya gel. Ne olsa Filiz. Ne olsa Filiz. Bu görüntüler az önce Mudanya mobeselerinden geldi. Parktaki kızlar. Kıyafetleri bile aynı. Efer, bak bakayım oğlum bildin mi? Neresi burası? Vallahi baba yabancı gelmiyor ama. Çıkartamadım ben. Ya şu çocukları çağırsana belki onlar bilirler. Burası... Şey caddesi. Emek caddesi. Hah. Emek caddesi de sizinle bir ilintisi var mı bilmiyoruz. Daha önceden bilgi toplamak için mi geldiler? Gözlem mi yaptılar? Hem bakın apartmana giriyorlar. 40 dakika kadar kalıyorlar. Sonra da çıkıyorlar. Vallahi yok. Yok ben çıkartamadım. Bize ait bir yer değil burası. İkna oldunuz mu? Söylediğim gibi geldiğinden beri bu şekilde uyuyor. Normal mi peki bu durum? Normal tabii. İlaçların bazen böyle yan etkileri olabiliyor. Ya ne ilacı, ne yan etkisi, ne diyorsunuz siz ya? Siz bunun nasıl bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Bırakın bana iki dakika bak nasıl ben konuşturuyorum bunu. Rahat dur. Dur. Sunan. Beyefendiye mukayyet olamayacaksanız dışarı çıkartmak zorundayım. İlyas buraya gelirken verdiğin sözü unutma. Ya tamam sakin. Helin Hanım, bakın misafirleriniz var. Arkadaşlarınız geldi. Ne oldu ya?
İlyas. İlyas ya. Lan ben kadar oğlum! Ah! Ne oluyor? Ne sakinleştirici yapın. Elin Hanım, iyi misiniz? Tamam, geçti. Filiz? Bu ne demek şimdi? Çok saçma gerçekten. Filiz, bu kızların senin binada ne işi var? Ne bileyim? Bunlar dünkü görüntüler değil mi? Bir dakika, bir dakika. Burası şimdi senin ofisinin olduğu bina mı? Evet. Senin bu kızlarla ne alakan var? Ben anlamadım. Hı? Bugün çocuk kaçırma olayına karıştı bu kızlar. Ve 24 saat önce senin ofisinin olduğu binadalar. Ha? Yani? Yani? Sen bu söylediğin şeylerin ne kadar saçma sapan yerlere gittiğinin farkında mısın? Bir kere ben iki gündür evdeyim. Nereden bileyim bu tipler neden gelmiş buraya? Neden? Çünkü orada değildim, değil mi? İkincisi, bu binada bir sürü daire var. Üçüncüsü, ben avukatım. Hatırlatırım. Avukat kimliğinizi görebilir miyim? Tabii. Ben bu saçma sapan konunun uzamaması için şimdi eniştemi arıyorum. O size son iki gündür nerede olduğumu söyler nasılsa. Yok, siz zahmet etmeyin. Avukat hanım, biz ararız. Bir dakika. Benim avukat dokunulmazlığım var. Beni bir tek Cumhuriyet Savcısı sorgulayabilir. Yani bu gerçeğin farkında olduğunuzu varsayıyorum. Ya ne sorgulaması Allah'ını seversen ya. Burada birazcık sohbet ediyoruz, hepsi bu. Bak sen... Gel benimle şu yandaki odaya doğru da konuşalım seninle, ha? Öyle resmi bir durum falan yok. Zaten benim de artık öyle bir resmi yetkim falan filan yok. Amca kız olarak konuşacağız seninle, ha? Hadi, hadi kalk. Gel sen benimle. Gel amca kız konuşalım. Yok öyle sorgun borgun, yok öyle bir şey. Zafer dur. Sen üniformalısın. Aminim, bakın bana saldırı olmuş, onu bile saklamış. Yani ne malum numara yapmadı. Belki dümenden saldırıya uğradım falan dedi, hedef şaşırtmak için. O binadaki herkesi alın. Bu hikaye gittikçe garipleşiyor, farkında mısın? Abicim, o kızların o binada ne işi var ya? Neyse. Hadi gel abicim, gel. İlaç verdiler, daha iyi şimdi. İlyas. İyi misin canım? Abi arkadaş sakinleşmiş. Hayırdır abicim, arkadaşın derdi ne? Helin Hanım'la ne problemi var? Gönül ilişkisi falan mı? İlyas'ın bebeği kaçırıldı. Bebeğini mi kaçırdılar? Bir damlacık bebeği kaçırıldı. Çok üzüldüm. Abi, Helin Hanım'dan mı şüpheleniyor? Hayır yani, abla hasta da niye şüpheleniyor? Alo Zafer. Cemşit Bey, hemen emniyete gelmen lazım. Ne o, memoyu buldunuz mu yoksa? Yok, bulmadık henüz. Ama senin hemen gelmen lazım. Tamam. Hadi İlyas, hadi. Hadi gel. Ay. Ay.
Bir ne ağırlayıp duruyorsun ya? Uf. Şimdi uğraş dur bakalım abi. Al oğlum, al su iç, al. Al açlığını bastırın, al. Al. Şimdi sen diyorsun ki iki kişinin saldırısına uğradın, onların yüzlerine gaz sıktın, sonra da yaralı kaçtın, öyle mi? Hayır. Ben suçu Helen'in üstüne atmak için kendimi yaraladım. Bütün bunları da uydurdum. O iki kızı da gerzek gibi ofisime çağırdım. Öyle çay kahve içip plan yaptık. Sonra gittim Memo'yu kaçırdım. Hatta Memo şu an bizim evde. Ya siz hepiniz aklınızı mı kaçırdınız Bahattin amca? Durun. Ben şimdi yine eniştemi arayacağım. O size ben neredeydim, ne haldeydim söyler. Hayır yani siz kendi kulaklarınızda duyun ki bu saçma sapan mevzu da kapansın yani. Yeter çünkü. Yeter. İşte tuzak yani. Suçu benim üstüme yıkmaya çalışıyorlar. Siz görmüyor musunuz? Dur bakayım. Otur bakayım sen şöyle. Siz benim hiçbir şeyime dokunamazsınız. Avukatım ben. Polis değilim. Canım neye isterse ona dokunurum. Sen de bilahare istersen gider beni şikayet edersin. Tabii Cumhuriyet Savcısından yakanı kurtarabilirsin. Olmuş Memo'dan haber var. Söyle bana lütfen. Canım, bulacaklar Memo'muzu. Ne olur üzülme. Bak sağlığın tehlikede Asiye. Lütfen. Ne olur. Lütfen uyutmayın beni. Ne olur benim gidip oğlumu bulmak. Lütfen uyutmayın dedim. Lütfen benim oğlumu bulmak lazım. Lütfen. Lütfen Memo. Ne oldu? Sadece ne oldu kız? Uyandıkça deliriyor, uyandıkça deliriyor ya. Ana bu sefer üzüntüden gidecek arkadaşım. Aa, şşşt sus bakayım öyle şeyler söyleme. Öyle şey. Benim bildiğim Asiye güçlüdür kızım. Ha, birkaç saat içinde toparlan. Oğlum da bucağına aldı mıydı bitecek bu kötülüğe. Oğlanı sapasağlam bulacaklar. Benim içime doğdu. Geç otur kızım. Ay doğumu aklıma geldi. Asiye inat etmiş Memo boyu karnında tutmuş benim kapıya dayandı. Dedi ki kimseyi ararsan dedi. Bak ahdım olsun bu çocuğu doğurmam dedi. Şaştım kaldım. Bak dedi, sıkarım kendimi dedi. Şuracıkta dedi, o da ölür, ben de ölürüm dedi. Suyu filan akıyor. Boşalmış. Ne yaparsın bu durumda? Ben de Bursa'ya ilk gelişini biliyorum. Kucağında bebesi iş arıyordu inatla. Sonradan fabrikalarda filan çalışmaya başladı. Güçlüdür Asiye. Öf yeter. Kardeşim ölmüş gibi sanki anılarından bahsedip durmayın ya. Kızım biz ne diyoruz? Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Asiye güçlüdür, dirayetlidir. Kalkıp dirilir diyoruz. Aa. Allah Allah, deli zoruna bak ya. Bu deli. Ya, anlamıyorum bu deli.
geldiniz. Merhaba. Ne oluyor? Ne yapıyor Elin Suna? Düşündüğümüz gibi işte. Dünden beri uyuyormuş. Dışarıyla bir bağlantısı da olmamış. Yani zaten kıza öyle bir ilaç vermişler ki kolunu kaldıracak hali yok. Gözünü bile açamıyor. Buna ne oldu? Delirince gözünün yaşına bakmadılar. Bastılar ilacı. Zafer, ne oldu, niye çağırdın beni? İfadeni alacaklar. Şimdi benden mi şüpheleniliyor? Otla çöple uğraşmasanız da oğlanı arasanız vakit daralıyor. Bunu içerideki emniyet amirine anlatırsın artık. Eğer halin kalırsa. Niye götürüyorlar Cemiş'te? Ya şu seni parkta oyalayan kızlar var ya. O geçmişe dönük MOBESE kayıtlarını incelerken Filiz'in binasına girip çıktıklarını tespit etmişler. Nasıl ya? Filiz'in ofisine mi? Vallahi İlyas, Filiz'in kızlarla işbirliği yaptığını düşünüyor polis. Yani saçma ama şu an Filiz de şüphelilerden biri. Avukat olduğu için de dokunamıyorlar. O yüzden de Cemşit'i aldılar içeri. Bir de Filiz'in cep telefonuna saçma sapan bir mesaj gelmiş. Yani anlayacağın işler gittikçe karışıyor. Ne mesajı? İşlem tamam, ufaklığı sağ salim yerine götürdük gibi bir şey. Bahattin amcayla konuşurken Filiz mesaj gelmiş. Ay inanmıyorum ya. İlyas, bir dur. Allah'ını seversen bir dur ya. Ya bırak polisler işlerini güçlerini yapsınlar ya. Bak zaten ilaçlısın, iyi değilsin. Lütfen şöyle oturur musun? Ömer bir dur. İlyas. Ömer dur. Cem, gel. Neden soruyorsunuz? Siz sorumuza cevap verin. Evet, ben dün sabah birkaç saatliğine çıktım evden. Lokantaya balık götürdüm, alışveriş yaptım. İsterseniz adreslerini verebilirim de nedir bu saçmalık, onu anlamadım. Yani bu durumda o süre zarfı içinde çiftliğe kim girdi, kim çıktı bilemezsin. Değil mi? Zafer, izin ver. Bakın Cemşit Bey, Filiz Hanım iki gündür çiftlikte olduğunu, hiç çıkmadığını ve sizin buna şahit olduğunuzu söylüyor. Ne bileyim, dün sizin arkanızdan çıkıp ofisine gitmiş olabilir mi? Vallahi sen Memo'yu evladın gibi severdin. Şimdi Filiz'i koruyup Asiye'yi kıyacak mısın ha? Hı? Benim kardeşim hastanede. O kamera görüntülerindeki kızlar var ya, onlar senin Filiz'in ofisine girerken görüldü biliyor musun? Telefonuna mesaj gelmiş, mesaj. İşlem tamam, bebek sağ salim yerine ulaştı diye mesaj gelmiş ya. Buna ne diyorsun Cemşit Bey, ha? Ne yaptınız ya Memo'ya, ne yaptınız? Kendine gel Zafer. Zafer, tuzak bu, görmüyor musun? Filiz yapmaz öyle bir şey. Bunlar bir oyun kurup Filiz'in üstüne yıkmaya çalışıyorlar, görmüyor musun? Ben Filiz'le konuşmak istiyorum. Tuzak bu işte, sen görmüyor musun bunu? Filiz bak, sana inanmak istiyorum ama yapma bunu. Çocuk o da, korkmuştur, bebek o. Ya her şeyi yap, bunu yapma. Hiçbir şey için değmez ki. Biliyorsan söyle yerini bana. Tamam, bana çok kızgın olabilirsin. Ama yapma. Seni affedeceğim bak, söz veriyorum. Yeter ki yerini söyle bana. Sen acıdan ne dediğini bilmiyorsun. Ben sana aşığım. Senin çocuğunu nasıl kaçırabilirim? Sen nasıl inanırsın böyle bir şeye? Gerçekler ortaya çıkınca çok utanacaksın İlyas. İşte o, Elin beni mahvetmeye çalışıyor. Ben evdeydim, gördün sen de. Bir tersi iki kuş vurmaya çalışıyor o kadın. Mesaj atıp pislik bulaştırmaları iş değil yani. Filiz. Evet.
gerçekten geliyorum ben. Ne? Elin kendinde bile değil. Uyuyor. Ne oluyor? Peki ben iki gündür evdeydim. Yani o kızlar pekala ben yokken tezgahlamış olabilirler bunu. Ya ne olmuş yani görüntülerini bulduysanız? Ben orada yokken ne anlamı var? İşte söylesene ben evdeydim. O saatte kasabaya inip balık bırakmakla meşgulmüş enişten. Bilmeden söylemiş bulundu tabii. Yani senin evde olduğuna tanıklık edemez. Hı? Ha, aman ha. Biz sizi sorguluyor falan değiliz. Biz sadece savcı bey için bilgi topluyoruz avukat hanım. O şimdi o da sizin dokunulmazlığınızın kaldırılması için bize sorular soracak. Bizim de ona bilgi vermemiz gerek. Değil mi? Amirim. Aranan araba terk edilmiş olarak su altı mevkiinde bulunmuş. Tamam oğlum. Gel amirim. Ne satayım? Ne yaptı? Ne içirdi bu herifler lan bana? Yaz. Olacak bir şey. Olacak bir şey. Araba boş amirim. İçini araştırıyoruz. Mustafa, burada benim arabalım. Bak bakalım kime aitmiş. Araştırsınlar. Nedir, ne oldu? Arabanın içi boş. Çalıntıymış zaten. Çete işi falan mı diyorlar ben bilmiyorum. Oğlum niye haber vermiyorsunuz ha? Eve giderken anonslardan duyuyorum. Komiserim. Yok oğlum yok. Oğlum bulamıyorlar. Dur aslanım dur bulacağız dur bakalım. İki kız var ya onlardan bir numara çıkacak bakın göreceksiniz. Gel. Hoş geldin Nihat. Hoş bulduk amirim. Bahattin amirim. Var mı bir gelişme? Terk edilmiş arabadaki bulunan numara Filiz Çınar'a aitmiş komiserim. Aman bu kızın ağzını burnunu. Ya amirim bırakın iki dakikada öğreneyim çocuğun nerede olduğunu ya. Zafer, oğlum. Bak misafirlikteyiz. Şimdi amirim de yanlış anlayacak bizi. Ağzını burnunu kırmak ne demek ya? Hı? Ya biz fazla delil bulmuyor muyuz Allah aşkına? Ha? Ne dersin? Bana da öyle geliyor Bahattin amirim ama... Bana sorarsanız siz o kızı bırakın. Baba. Ya dur. Bırakın, izleyin. Doğrusu bu. Başka yolu yok mu? Şimdi bu soruşturma izninin gelmesi günler sürer. Hanım avukat. Bir sürü delil var ama soruşturmayı alamıyoruz. Takın peşine iki tane sivil. Böyle sağlamından. Cemşit'i takip ediyoruz falan. Uydurun bir şeyler yahu. Beni dinleyin siz. Haklısınız galiba. Gel. Amirim, kızların yeni görüntüleri bulundu üst aramayla. Olayın vukuundan bir saat sonra feribota binip İstanbul'a gittiler. Sistemde sabıkaları görünmüyor. Tamam, çıkabilirsin. Emredersiniz. Geçmiş ola. İstanbul'da birini aramak zamanlık teyini aramak gibi bir şey.
Bence de Bahattin amirimin yolundan gitmekte fayda var. Bence elimizi çabuk tutmalıyız amirim. Haklısınız galiba. Gidebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Kusura bakmayın avukat hanım. Sizi de üzdük biraz. Artık dayı oğluşumuza vereceğim bazı şeyleri Filiz Hanım. İnsan hukuku da mesleği de unutuveriyor bir anda dayı olunca. Canından can kopuyor. Bir kusurumuz olduysa affola yani. Hadi Filiz, bırakayım ben seni. Bir haber gelirse... Tamam abi, gidin siz, ararım ben. Ya bırakacak mısınız bu kadar delilden sonra Zafer? İlyas tamam. Ne delili ya? Ne delili? Yeter artık, ben dayanamayacağım bu saçmalığa. Hadi gidelim. Hadi Filiz. Abicim bak kesin bir şeyler dönüyor ha. Bence de. Çocuklar biz bir hastaneye gidelim mi? Asiye'yi çok merak ediyorum ben biraz. Uyutuyorlar hala. Herkesi gönderdik. Bir tek kişinin kalmasına izin verdiler. Muharrem Hanım böyle biz de nöbetleşe duruyoruz işte. O da arada uyanıyor, kolundakileri falan çıkarmaya kalkıyor. Ben bir gireyim bakayım. Yaz. Yavaş gir ya. Uyandırma. Uyanınca böyle hayati tehlike gibi bir şey oluyormuş. Ya ne kadar uyutacaklar böyle? Ya Memo bulunamazsa? Ya böyle sonsuza kadar uyutacaklar mı kızı ya? Tamam kardeşim sakin, tamam bulunacak sakin. Ya deme öyle şey ya, bulunacak Memo. Anladınız mı Memo'yu? Bulduk güzelim. Bulduk, sen merak etme. Yalan söylüyorsun yine. Ya sen bana hep yalan söylüyorsun. Git buradan. Oğlumu bulmadan da sakın gelme.
Çıkın lütfen. Hastayı yalnız bırakın. Oğlum. Anlayacağın bütün izler Filiz'e çıkıyor saatlerdir. Yok canım. Bence yanlış düşünüyorsun Ömer. Ya bence de Filiz yapmaz. Yani o kafada bir kız değil o. Deli falan değil, yapmaz ya. Helin'ine de, Filiz'ine de, o alık alık kızlarla muhabbete dalan İlyas'ına da. Kardeşim, hadi gel bir kahve alalım. Ya da sen açsındır şimdi. Hadi gel, yiyecek bir şeyler alalım kendimize. Hadi. Yolun sonu artık. Ya, abicim saçmalama, olur mu bir şey ya? İlyas, oğlum bulunacak. Tamam mı? Siz de Asiye ile bütün bu olanları unutacaksınız. Ya bir şey biliyorum da söylüyorum. İnan bana, ne olur ha? Oğluma ne yapıyorlar Ömer? Nerede? Korkuyor mu? Aç mı? Tok mu? Gerisi benim umurumda mı zannediyorsunuz? Oğlum annesinin kucağına bir vereyim. Oracıkta kendi ömrümün üstünü çizerim, bak ben razıyım. Yaz, bu kadar sıkıntı var, tamam mı? Sıkma. Ya kaç saat oldu ortalıktan kaybolalı, hala bir haber yok. Bunların derdi fidye mi diye olsa aramazlar mıydı? İlyas'ı aramış olabilirler mi acaba? Yok Fatma anne, İlyas'ı arasalar bize haber vermez mi? Yüreğimiz ağzımızda bekliyoruz, bilmiyor mu? Ya bulamazsak Memo'yu. Para filan değilse bunların derdi, hiç kimse aramıyor. Bu işte bir pislik var. Aklıma gelenleri söylemeye bile korkuyorum. Allah'ım, isyan etmek gibi olmasın ama daha ne kadar sınayacağım beni. Al canımı da kurtulayım artık. Evlat acısı yaşattın. Bari torun acısı gösterme bana. Ya Fatma anne, aklına kötü şeyler getirme Allah aşkına, dur ya. Bütün memleket seferber oldu, bulacaklar Memo'yu. İç biraz, iç. İyi geldin. Ya abi, sabahtan beri kimse bir şey yemedi. Ben sandviç falan mı hazırlasam ha? Ya ne yapıyor orada yabancı insanlarla ya? Her şeyi anlıyor artık. Bir yaşına basacak iki gün sonra. Canım benim ya. Doğum gününde nerede olacaksın kim bilir? Thank you.
Oğlumu bulmadan da sakın gelme. İlyas, ne zaman geldin? Bilmiyorum ki. Ne oluyor? Ne yapıyorum? Neredeyim? Hiçbir fikrim yok. Asiye nasıl? Nasıl olsun? Ona yapabileceğim en büyük kötülüğü de yaptım sonunda. Yolumuza bile sahip çıkamadım. Böyle çaresiz. Kucağı boş bıraktım kızı. O kendini böyle bırakma. Size tuzak kuruldu. Sen iyi bir adamsın. Her şey yoluna girecek. Kadınlar içeride. Hepsinin hali fena. Hepsinin sana ihtiyacı var. Hadi kalk. Kalk hadi kalk. Anne. Ağlama İlyas. Benim güzel oğlum geçecek. Konuştuğumuz gibi bir süre kaybol ortada. Tamam abi, eyvallah. Ağlama oğlum, ağlama. Azime anan bakacak şimdi sana. Elin anan da gelecek. Aynen. Telefonunu açmıyorsun. Sorma Fırat'cığım, başımıza neler geldi. Ah. Sorma. Fırat'cığım. Efendim? Sormayacak mısın? Başımıza neler geldi diyorum. Sorma dedim. Ah, ah Fırat Bey oğlum. Neler geldi başımıza? Ah, Memo'yu kaçırdılar. Asiye üzüntüden hastaneye düştü. İlyas perişan. Öldük, vallahi öldük. Biz de bütün gece hastanedeydik. Gece geç vakit geldik. Yani bir iki eşya alacağız Asiye'ye, tekrar döneceğiz hastaneye. İyi o zaman. Ben sizi götürürüm. Olur. Memo bulunur. Öyle hissediyorum. Ay inşallah, inşallah. Annen hastaneye bıraktıktan sonra biz evimize dönelim. Evlendik artık. Aa, yok olmaz öyle şey. Yani geleneklerimize aykırı. Yani, düğün olmadan olmaz. Düğün de yapamayız şimdi. Bak başımızda bir sürü sorunumuz var, derdimiz var. Yani Memo'yu kaçırmışlar. Kim kaçırmış, niye kaçırmış, fidye mi istiyorlar? Hiçbir şey anlamadık ki. Of, neyse ben gideyim Asiye'nin eşyalarını hazırlayayım. Ben de geleyim. Bir iki parça bir şey daha alayım. Memo bulunmazsa biz düğün yapamayız. Düğün yapamazsak İpek eve gelmez. Pek eve gelmezse ben sıkılırım. Sıkılırsam... Fırat'cığım, hadi gidiyoruz. Bak.
Anne, ben geldim. Sami, nereden çıktın sen? Aa, çocuk da neyin nesi? Ya ana, şu dilini Akif'e alıştıramadın gitti. Kaç kere söyleyeceğim sana, Sami yok. Bırak şimdi zevzekliği. Sen gene ne hantar karıştırıyorsun ha? Ver bakayım şu çocuğu bana. Ver şunu, ver. Kokmuş mu? Ay, altına doldurmuş. Pişmiştir bu, vallahi pişmiştir. Yürü, değiştirelim şunu. Gel. Oh, gel. Gel bakalım. Altını değiştirmedim epeydir. Acıktı da. Bir şeyler verdim yemedi. Şuna bir mama gibi bir şey yapabilir misin? Ya dolapta süt var. Taze süt. Hemen koy ocağa. Biraz ılız. Tamam mı? Ay canım benim. Ağlama yavrum, ağlama. Sami, söylemeyecek misin bu kimin nesi? Ha? Sami değil anne. Akif. Çocuk Elin Hanım'ın. Bir süre sen bakacaksın. Kendisi de bilahare gelecek. Kocasıyla ayrılmışlar. Mahkemede velayeti babasına vermiş. Helin Hanım da kaptığı gibi çocuğu bana getirdi. Annene götür diye. Ya şerefsiz herif bir de aldatmış kızcağızı. Kaç yerden darbe yemiş kızcağız ya. Yazık. Hay Allah. Çok üzüldüm ya. Tamam, ben bakarım bu çocuğa. Sen merak etme. Ne zaman gelecek Helin Hanım? İşte o da işleri toparlayıp gelecek. Tamamen elini eteğini çekecek o işlerden. Oralarda bir ev bul. Hep beraber otururuz eskiden olduğu gibi dedi. Neyim var, neyim yok bundan sonra sizin dedi. Çok çekmiş kızcağız, çok. Gelsin. Vallahi mis gibi geçinir gider buradan. Ah, az şey mi yaptı o bizim için? Kimi kimsesi de kalmadı zaten. Çok da özledim kızım ya. Ah, adı ne bu yakışıklı? Can. Can. Can, sen de anan gibi Azmiye Dada'ya mı geldin ha? Azmiye Dada sana da bakar, anana da bakar. Tamam mı yavrum? Hadi, gel Can'a koy da ver sütü. Şişt anne. Hı. Bana bak, bu çocuğun burada olduğundan kimsenin haberi olmayacak, amana. Ya hiç merak etme. Olmaz yavrum, olmaz. Madem ki Helin çocuğunu bana emanet etmiş, dünyalar gelse elinden kimse alamaz onu. Herkeslerden saklanır. Kimse ordu gelse elimden alamaz çocuğu. Ah, Helin bizim için az şeyini yaptı. Helin olmasaydı sen hala hapishane köşelerinde sürünecektin biliyor musun? Helin için her şeyi yaparım ben. Dünyaları yıkarım vallahi. Şuna kaçağıma alayım. Can. Hadi gel canım. Hadi gel canım, iç bunu. Al, dedim sana. Al bacım, al bacım. Düşünsene tüm dertler bitmiş. Kapmışız iki tane sırt çantası. Dünyayı geziyoruz. Sıkıldık mı hop, başka bir yere. Biz ikimiz seninle dünyayı geziyoruz. Aynen öyle. Ne var, hayal de mi kuramayacağız? Sen en çok nereyi görmek isterdin? Vallahi benim bilmem. Hiç düşünmedim. Yani bu zamana kadar ya işte çalıştık ya da ne bileyim, hiç düşünmedim. Tamam, şimdi düşün işte. Şimdi düşün, ben çok istiyorum. Ablacığım hadi, ben hazırım. Tahir, annem sana emanet, çok yalnız kalmasın, olur mu? İlyas emniyete gitti, biz de Asiye'yi görmeye gidiyoruz. Tabii. Sibel hadi. Ali yedek parça bir şeyler almaya gitti de o gelsin, ben hemen eve giderim. Sen çalış, ben gelince soracağım. Şey olabilir. Roma. Roma'yı. Roma? Roma'yı görmek isterim. Roma. Tüm dertler bitmiş. Kapmışız iki tane sırt çantası. Dünyayı geziyoruz. Sıkıldık mı hop, başka bir yere. Biz ikimiz seninle dünyayı geziyoruz. Aynen öyle. Ne var, hayal de mi kuramayacağız?
Sen en çok nereyi görmek isterdin? Vallahi benim bilmem. Hiç düşünmedim. Yani bu zamana kadar ya işte çalıştık ya da ne bileyim, hiç düşünmedim. Tamam, şimdi düşün işte. Şimdi düşün, ben çok istiyorum. Ablacığım hadi, ben hazırım. Tahir, annem sana emanet, çok yalnız kalmasın, olur mu? İlyas emniyete gitti, biz de Asiye'yi görmeye gidiyoruz. Tabii. Sibel hadi. Ali yedek parça bir şeyler almaya gitti de, o gelsin ben hemen eve giderim. Sen çalış, ben gelince soracağım. Şey olabilir, Roma. Roma'yı. Roma? Roma'yı görmek isterim. Roma. Filiz, ağlama tamam, artık yeter. Bitirdin, tükettin kendini. İyi değilsin sen. Çıkma, yat, dinlen. Yok, tamam ya, geçti. Sen Asiye'nin yanına git, ben ofise geçeceğim zaten. Kızım, nasıl çalışacaksın bu halde? Kaçmıyor işler, yarın gidersin. Ne yapayım ben işte? Beni sepet gibi hapse atsınlar diye bekleyeyim mi? Yok, ben kafamı toplamam lazım, ben çözeceğim bu işi. Bak, bu işi kurcalarken daha beter belaya batmanı istemiyorum. Altından ne çıkacak belli değil. Yok, ben eski şirketimi arayacağım. Orada güvendiğim birkaç avukat var, onlar bana yardımcı olurlar. Aptallık yapma lüksüm yok çünkü. Neyse, sen merak etme gerçekten. İyi, hadi geç. Karınla kocasının bize yaptığı bir nevi psikolojik şiddet yani. Şikayet etsem haklı çıkarım resmen. Ya ne şikayet etmesi Ayça, Allah Allah ya. Anlamıyor musun kızım sen? Bunlar raporlu ya, raporlu. Bana bak, ben şimdi arabaya gidiyorum hızlıca koşarak, tamam mı? 10 saniye bekle, arkamdan gel. Tamam Osman'cığım. Sen de arabaya kadar git, 20'ye kadar say. Eğer ben gelmezsem polise haber ver yokum diye, tamam mı? Sen benimle alay mı ediyorsun Ayça? Evet, seninle alay ediyorum Osman. Daha böyle kaç göçle nereye kadar yaşayacağız? Koruma tutacağım ben. Korumasız da şuradan şuraya gitmeyeceğim bundan sonra. Koruma? Evet, ne var? Profesyonel koruma, herkes tutuyor. Şirketler var, arıyorsun gönderiyorlar. Tamam Ayça, tamam. Allah'ın izniyle şu arabaya bir varalım. Ben sana korumanın alasını tutacağım. Vallahi bak, CIA'den emekli vurucu dim tutacağım. Böyle keskin nişancılardan olacağım, tamam mı? Yeter ki sen ona kadar say, peşimden gel. Olmaz Osman. Koruma olmadan bundan sonra şuradan şuraya gitmeyeceğim. Bu kadar. İyi, git evinde kapını kilitle otur o zaman. Allah Allah ya. Koruma istiyormuş. Başıma first değdi sanki. Yok, şimdilik kimsenin buraya gelmesine gerek yok. Ama ekibinize ve desteğinize ihtiyacım var. Bütün imkanlarımız evrinde Filiz. Sen hala benim en parlak avukat adayımsın. Anlat bakalım, elimizde neler var? İlk etapta en önemli ipucu İlyas'ı oyalayan kızların görüntüleri. MOBESE kayıtlarından ulaşılmış. Yalnız resmi suçlama yapılmadığı için bana görüntülerin kopyasını vermezler. Ama siz İstanbul'dan 2 dakikada ulaşabilirsiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Ben sizden haber bekliyorum o zaman. Sağlam duracaksın Asiye. Öyle faydan olmuyor kimseye. Bile senle mi uğraşsın, oğlunu mu arasın? Kendine hakim olacaksın. Tamam mı? Cemşit, bunu kim yapmış olabilir? Bir fikrin var mı? Polis çete işi olduğunu düşünüyor. Sen şimdi buradan çıkmaya bak bir an önce. Bir anne olarak en fazla senin sağlam durman lazım. Ne oluyor böyle bu haller? Hiç yakışıyor mu benim tanıdığım o güçlü Asiye'ye? Seni burada daha fazla uyutmalarına izin verme.
Uyutmasınlar da kalp krizim geçirsin kız. Seninki de laf. Cemşit haklı Saliha. Benim buradan kurtulmam lazım. Böyle kimseye bir faydam dokunmuyor. Hem de oğluma hiç. Ben onun annesiyim. Belki kimsenin görmediği bir şey, bir ayrıntı yakalarım. Ona en iyi ben yardım ederim, değil mi? Bulacağız ben bu yolu. Bulacağız. Yok yok Semih Beyciğim ya, hiç para falan sorun değil ya, siz parayı hiç düşünmeyin. Siz bana en iyi korumanızı yollayın abicim. He, farz-ı misal diyelim ki yani yarın Obama Bursa'ya geldi. Onu kim koruyacak? He, onu bir düşün, o elemanınızı bana yolla sen işte. Yok hemen hemen bir iki saate işe başlasın. Tamam. Tamam oldu, oldu. Hadi eyvallah. Ziyaret yasağı koydu doktora Helin Hanım'a. Kimseyle görüştüremiyoruz şu an. Anlıyorum. Peki kendisini ne zaman görebileceğim konusunda bir fikriniz var mı? Maalesef. Ama isterseniz siz numaranızı bırakın. Ben doktoruyla çek edip size dönüş yapayım. Çok memnun olurum. Bir kağıdınız, kaleminiz varsa. Kimseyi salmıyorlar. Biliyorum. Yardımcı ol bana. Helin Hanım'ın başı büyük dertte, acayip dertte. Ona haber iletmem lazım. Bak, bebeği kaçıranlar bulundu. Polisle konuştu. Ona yardım eden herkesin başı büyük dertte. Ben de yok oluyorum şimdi. Sen iletirsin. İyi de bunu bana niye anlatıyorsun? Yani benimle ne alakası var? Hem kimsin sen? Ben şimdi dikkat çekmeden uzuyorum. Sen ilet. Hadi. Haydi bakalım. Ya manyak mısın sen? Tarif et bakayım şu adamı. İşte böyle 40 yaşlarında, renkli gözlü, beyaz uzun, kırçıllı saçları var. Olmaz, alakası yok. Ver bakayım şu telefonu. Sessiz konuş. Çocuk mucuk uyanır, duyulmasın ses. Alo? Azicim. Merhaba, nasılsın? Temkinli konuşacağım biraz, malum sebeplerden dolayı. Yolunda mı her şey? Yolunda, yolunda. Hiç merak etme. Misafirim geldi. Oğlum da yanımda. Benden iyisi yok. Seni bekliyoruz. Merakla. Çok özledim ben de. Görüşeceğiz yakında, tamam mı? İyi bakın birbirinize, öpüyorum. Hadi çok. Bay bay. Tahmin ettiğim gibi zarf atmışlar sana. Adam yalan söylüyor. Ama bu işin cılıkı çıkmadan benim buradan yok olmam lazım. Benden buraya kadar. Yani sizin bu işlere bulaştığınızı bilseydim ben hiç karışmazdım. Ben sevgilinizle konuşacaksınız sandım. Ne bileyim alkol falan alacaksınız sandım o parayla, ama çocuk kaçırma işi bana göre değil. Bana bak, iki dakikada polise ele veririm seni. Bulaştın artık bu işe. Ben yakalanırsam seni de gönderirim. Hiç gerek yok değil mi bunlara? Hiç. Şimdi bana son defa yardım ediyorsun. Ben de karşılığında sana 100.000 lira veriyorum. İyi düşün. Karar ver. Güzel bir emeklilik parası değil mi? 100.000 lira. Ha? Araba ayarlıyorsun şimdi bana. Bir akraban, oğlun, kardeşin falan var mı delikanlı böyle bize yardım edebilecek? Arkamızdan temizlik yapacak adama ihtiyaç olacak.
200 bin olur mu? Birkaç gün sonra elden alırsın. Sana nasıl güveneceğim? Ben sana nasıl güveniyorsam sen de bana öyle güveneceksin. Bu işte beraberiz. Birbirimize kazık atacak halimiz yok. Geldim işte hocam. Sizi sormadan ben söyleyeyim. Doktorlar izin verdi de çıktım yani. Öyle kaçmadım. Vallahi bir şartla alırım seni eve. Bir, yataktan çıkmayacaksın. İki, heyecan yapmayacaksın. Sen doktorları kandırabilirsin ama ben o numaraları yutmam. Tamam mı? Vallahi içeri almam seni. Zaten hısmın akrabanın da çok. Gidersin artık birine. Tamam hocam. Annemler de vardı da işte onları eve gönderdik. Bak gelselerdi canım. Ev büyük, ne olacak? Hadi kızlar, siz götürün yukarıya. Odan mis gibi oldu. Buket yatağını da değişti. Tamam hocam, ben zaten karar verdim. Güçlü olacağım. Oğlumu bulmak zorundayım. Aferin. Aferin. Hocam, bu sana emanet. Ben gideyim açık dükkanda dolaşayım. Zaten yerimde duramıyorum. Bir şey ihtiyacınız olursa ararsınız. Efendim Osman. Ayça yavrum. Hadi ne iyisin, iyisin. Koruman bulundu. Vallahi. Şimdi şirketten bir eleman yolluyorlar sana. Tamam mı? Seni alacak. Birlikte yemeğe çıkacağız. Sahiden mi? Abi canım, ne sandın ya? E kaç zamandır içeride tıkıldık kaldık kızım. Şöyle bir çıkalım, bir yiyelim içelim. Bir keyfimiz yerine gelsin değil mi ama? Ay Osman, sen harikasın ya. Hazırlanıyorum o zaman ben. He iyi. Şş, bana bak. Böyle çok seksi şeyler giyinip de beni kıskandırma ha. Bakarız artık. Görüşürüz. İyi, iyi. Hadi görüşürüz. Hadi eyvallah. Aa, inanmıyorum ya. Şarkıcılar, aktrisler gibi korumalarla gezeceğim. Şu çatlak ipek bazen işe yarıyor.
da. Sen bunları giy. Ben güvenliği oyalarken çaktırmadan çıkarsın. Aynı konuştuğumuz gibi. Aman ne olursun giderken kameraya yüzünü gösterme. Normal mesaisi bitmiş bir hemşire gibi kapıdan çık git. Dereceye teres atma Turan. Sen dışarısı güvenli mi? Dikkat çeken bir şey var mı onu kontrol et. Yok yok her şey normal. Benim oğlan zaten dışarıda dolanıyor. Sen merak etme. Bana bak o Cemşit denen adam çakalın teki. Ara oğlunu yine de göz kulak olsun tamam mı? Gün çırpındı durdu. Bir orduyu devirecek kadar da ilaç verdiler. Yeni yeni dalıyor uyandırma. Ben bir kapıdan bakıp çıkacağım ya. Çok ihtiyacım var buna. Gücüm tükendi artık biteyim ben. İlyas uyanırsa ne diyeceksin ona? Hem bak yeni haber de yok. Ondan sonra kız kalkacak sabaha kadar böyle hastanelik olacak oturacak yine. Yapma. Gel sen şöyle biraz otur. Gel. Gel kardeşim. Gel otur biraz. Bak hem biz buradayız. Otururuz biraz sohbet ederiz. Sakinleşiriz. Tamam mı? Giderim ben şimdi sana bir tane de bira alırım. Ha? Yok yok bizde var dolapta. Salih'e bira getir çocuğum. İsterseniz burada da kalabilirsiniz. Ama oğlum sakın kızı ayaklandırma. Söz mü? Ya çocuklar sizin karnınız da açtır. Kız kardeşlerin bir sürü yemek yapıp bıraktı. Size yemek getireyim ha? Yok yok hocam siz zahmet etmeyin ben hazırlarım. İlyas nereye gitti? Asiye? Kolay gelsin Hüseyin'cim. Nasılsın? Ya askerliği falan yaptın artık evlensen diyorum ya. Güzel de işin var. Gececisin falan ama olsun ya. İşin güzel. Kim ne yapsın gece işe giden adamı dayı? Oh, ya şuna bir bakıver Hüseyin'im be. Ha? Yengem beni mahveder. Bir sana zahmet bir arayıver. Nereye gitti bu ya? Biri mi çıktı abi? Bizim Nuran hemşire gitti ya. Bulabildin mi? Geleyim mi ben? Heh buyur. Sağ olasın Hüseyin'cim be. Bir peçeten falan bir şeyin var mı? Bir silseydim kirlenmiştir. Sağ ol. Kolay gelsin Hüseyin. Buyurun hanımefendi. Teşekkürler. İyi akşamlar beyefendi. Ben şu masadayım. Rahatınıza bak. Tamam anneciğim. Hamdi'cim mi? Hamdi kim ya? Senin tuttuğun koruma hayatım. Çok efendi bir çocuk ama. Ya şirket bu herifi mi yollamış? Evet. Ne oldu ki? Yok yani bir şey olmadı da çok gençmiş bu ya. Bir de biraz ne bileyim çelimsiz geldi bana. Çelimsiz mi? He.
stres kesti. Aklı dağılır yavrum. Hadi yürü. Ben çok net olarak gördüm önümden geçenin Helin olduğunu. Ama dediğim gibi harekete geçemeden saldırıya uğradım. Kendime geldiğimde de hava aydınlanmıştı. O hasta bakıcıyı alın. Neydi adı? Turan. Turan Sultan'dı. Etraf temiz, yanaşabilirsiniz. İlyas. Tamam, geliyorum ben de. İlyas, yeni haberler var. Cemşit'i dün gece kliniğin orada darp etmişler. Helin'i kaçarken görmüş gece. İlyas, Helin klinikten kaçmış. Siz şimdi geçen gün kliniğe gittiniz ya. Cemşit oradaki hasta bakıcıdan bir kıllanmış. Dün de gidip hasta bakıcıya zarf atmış. Herif de yemi yutmuş. Hemen kadını kaçırmışlar zaten hastaneden. İlyas, Helin'in işi bu. Ben de gidiyorum. Görüyor musun şu Helin'i? Boyu posu devrilsin inşallah. Şu karıyı bana bulup getirsinler bir. Kendi tırnaklarımla sökeceğim ciğerini. Bela kesildi başımıza ya. Ah, bir elime geçirsem ben onu. Bir elime geçirsem. Bakıcıyla oğlanı alırlar. Ya o kadar söyledim ama. Ama söylerin eline kaldık işte, yapacak bir şey yok. O Cemşit manyağı bekliyormuş meğer. Beni iyice gördü. Ben geçtikten sonra oğlan kafasını yerdi.
Son dakika fark ettim ama. Gördü beni sonuçta. Şimdi bu işte benim parmağım olduğunu ötüyordur. Hasta bakıcıyla oğlanı da konuştururlar. Ama önemli değil, boş ver. Bize tek zararı olayı o avukat bozuntusunun üstüne yıkamayacağız. Burada bizi bulamazlar zaten. Yurt dışına falan kaçtı bu düşüneceklere. Aa, öğleden sonra bir adam sana kıyıya keş getirecek. Bir süre onunla idare ederiz. Ortalık durulana kadar. Sonra bakacağız işte. Pelin Hanım, ben anneme bir şeyler uydurdum. Sen kocandan ayrılmışsın. Mahkeme velayeti adama vermiş. Sen çocuğu kaçırmış, bana getirmişsin. Adam seni aldatmış, bozma. Aman, annen sanki duymayacak. Sağlam kadındır oğlum, merak etme, bir şey olmaz. Annem duymaz zaten. Televizyon izlemiyor. Gazetede ben almadıkça okumaz. Pazara arada bir iner, bankaya da 40 yılda bir gidiyor. Bütün işlerini ben görüyorum. Olmaz bir şey, işimiz annene kalsın oğlum, boş ver. Olamazsın. Sinirli, çok sinirli. Ha bir de annen adı ne diye sordu, ben de Can diye salladım. Can mı? Güzelmiş. Yaz, bir haber var mı? Var var. Aman oğlum, kötü bir haber yok inşallah. Helin klinikten kaçmış. Polisler şimdi bir hasta bakıcıyı getiriyorlar. Ya sonunda bir ipucunu rastladılar. Ay hadi inşallah. İlyas, bakasıya sabahtan beri mutfakta, hali de hiç iyiydi. Gözünü seveyim, ne olur usturupla anlat, anlatacaksan. Mutfakta mı? Ne yapıyor ki sabahtan beri mutfakta? Oğlum elma da yermiş bak. Ağacımızın elmaları. Ne güzel baba değil mi? Azicim. Ya, bak anne yermiş. Bak. Özlemedin mi anneyi sen? Doğum günüm kutlu olsun oğlum. Klinikten kaçmış. Onun yaptığını düşünüyorlar. Senden baba filan olmaz.